TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde Asus ZenScreen Touch taşınabilir monitörü inceliyoruz. Monitör incelemeleri TeknoSeyir'de çok yaptığımız bir şey ama taşınabilir monitör o kadar da sık gördüğünüz bir şey değildi. İşte bu ürün o ürün, ZenScreen Touch. Şimdi şu an hiçbir şeye bağlı olmadığı için siyah ekran görüyorsunuz ama detaylarda göreceksiniz bağladığım zaman. Şimdi bu taşınabilir bir monitör. Hatta şöyle diyebilirim. Bir 15 inç, 15.6 inç laptopun ekranını sökseniz zaten böyle bir şey olur. Hatta bunun ince çerçeveleri birçok güncel laptopta bu kadar ince değil. E yandan baktığınız zaman birazcık monitörden kalın olabilir. Onun da sebebi var. 7800 mAh'lik pil var içinde. Dolayısıyla bu hiçbir yerden elektrik almadan sadece görüntüyle çalışabiliyor. O yüzden mobil zaten. Bunu mobil yapan diğer bir unsur da taşınabilirliği. 15.6 inç bir laptopunuz olduğunu hayal edin. Bunu da onun çantasına koyarak taşıyabilirsiniz. Zaten 1 kilo bile değil 900 gram ağırlığı var. Rahat rahat taşınır. Şimdi bu monitör ne işe yarayacak? Bu monitör yancı monitör. Yani ikinci monitörünüz olacak. ikinci ekranınız olacak. İster laptop kullanın ister masaüstü kullanın. Bu ona yardımcı ekran olarak gelecek. Çünkü zaten şöyle bir durum var. Bu 1080p monitör 250 nit parlaklığında IPS panel kullanılmış. Dokunmatik parlamayan cinsler üzerinde mat bir, dokusu, mat bir yapısı var. Dolayısıyla e, ışığı ayna gibi yansıtmayacak. Bu iyi bir şey. Ama şöyle de bir durum var. Bu mesela renk doğruluğu için kullanacağınız bir monitör değil. O yüzden ana monitörünüzün yani eğer öyle işlerle uğraşıyorsanız yine renk doğruluğunun iyi olması lazım. Bunu taktığınız zaman mesela diyelim ki Photoshop ya da Premiere kullanıyorsunuz. Buna ekran, bu ekranı araçlarınızı atacaksınız. Renk işlerinizi yine ana monitörden yapacaksınız ya da bu ekranda çalışacağınız dosyalar olacak. Oradan e, aktarmak kolay olacak. Ön izleme ekranlarınız burada olabilir. Yayıncıysanız mesela yayına vereceğiniz görüntü burada olabilir ya da yeni buradan takip edebilirsiniz. Kendiniz kontrolleri diğer taraftan yaparsınız gibi çok fazla seçenek var. Yani zaten bunların hepsi çift monitör senaryoları aslında. Taşınabilirliği ile alakası yok bunun. Bugün çoğumuz e, Premiere, Photoshop ya da yayıncıysak e, çift monitör zaten kullanıyoruz. Şu an ben de kullanıyorum. İşte bunun özelliği mobilde de aynı lükslere sahip olmanız çünkü her zaman da e, evimizde olamıyoruz. Bazen laptop kullanmamız gerekiyor. Bazen işimizi bir yerlere taşımamız gerekiyor. İşte o zaman ikinci monitörden mahrum kalmamak için bu tarz çözümler lazım. Asus bu pazarın %64'üne hakimmiş. Yani böyle bir pazar var. Bu ürünü e, hitap ettiği bir yer de var. Buna ihtiyaç da var. Ha, çoğunuz belki ilk defa görüyorsunuzdur böyle bir şey ya da işte mantıklı bulmuyor olabilirsiniz. İhtiyacınız olmadığından ama Gerçekten de bu monitörler aranan cihazlar ihtiyaç duyan için. Ana monitör yapmazsınız dedim ama orada da şöyle bir senaryo var. Yine kendim bildiğim için söylüyorum. Mesela bizim teknoseyirde küp bilgisayarlar hep toplarız. Geçmişte de çok topladık. E, popülerdir. O tip bilgisayarlarda mesela e, sorun ne? Onu taşıyabiliyorsunuz. Küp bilgisayarları taşımak kolaydır ama monitörünü sırtlayıp götüremiyorsunuz. İşte o gibi durumlarda bunu kullanıyorsunuz. E, Taşınabilir masaüstü bilgisayarlara ana monitör yapmak için de kullanıyorlar. Orada da dediğim gibi her zaman da renk doğruluğuna ihtiyacınız olmuyor her senaryoda. yeterken görüntü alalım, çalışabilirim, bir projeyi gösterebilirim. İşte orada bilgisayarınızın yanına bunu koyuyorsunuz ve masaüstü küp küçük bilgisayarla bu eşleşmiş oluyor. Gittiğiniz yerde öyle bir kurulum yapıyorsunuz. Çok senaryosu var yani daha bunu uzatır giderim. Çünkü şöyle bir durum var. Şöyle bakarsanız şurada DisplayPort ve HDMI'yi göreceksiniz. Bu şu anlama geliyor. DisplayPort'tan ya da HDMI'den görüntü aktarma özelliği olan her şey buna bağlanıp görüntü verebiliyor. Kendi pili olduğu için o cihazın buna elektrik vermesine ihtiyacı yok ama az önceki senaryoya geri dönelim. Laptopa yancı yaptım bunu diyelim. Bu zaten açılışta soruyor size. E, display porttan da bağladıysanız e, eğer diyor hani istiyorsan laptoptan enerji çekebilirim diyor. İşte onu açtığınız zaman işte 4 saat sonra pili bitti kapandı gibi bir durum olmayacak. Çünkü laptoptan beslenebilecek. E, 7800 miliamper pilin işte aşağı yukarı 4 saat bir e, pil ömrü olduğunu söylüyor. Evet bu civarda bir pil ömrü olduğu doğru. Peki ne bağlayabilirsiniz buna? Mesela baştan söyledim zaten. Laptop bağlanır. Masaüstü bilgisayar bağlanır. Bir Kamera bağlayabilirsiniz. Beni çeken kamera mesela. Ee, ve yani birçok günümüzün kamerası HDMI çıkış veriyor. Buna bağladığınız zaman onun üzerindeki küçük ekran yerine buradan görüyorsunuz çektiğiniz şeyi. Ya da e, sonuçları da buraya aktarabilirsiniz duruma göre. E, o yüzden çok fazla sınır yok. Dışarı yeter ki o bağladığınız cihaz çıkış verebilsin. Uygun çıkışı verebilsin. Peki bu kadar mı? Hani normal şartlarda işte monitör bu. hani Normal monitör neyse bu da o o kadar değil. Bu dokunmatik ekran desteklediği için bağlı bulunduğu cihazın öz, eğer dokunmatik özelliği varsa onu da destekliyor. Mesela şu anda bunu Windows 10'a bağlarsanız 10 parmak dokunmatik özelliği var. Dolayısıyla bilgisayarınızda dokunmatik özelliği yoksa bunun sayesinde e, dokunmatik olarak da kullanılabilir hale gelecek. macOS desteği var ama macOS'ta Dokunmatik tek parmağı iniyor. Çünkü o biraz da MacOS'un kısıtlaması. Windows bilgisayarlar çok uzun zamandır zaten dokunmatik bilgisayarlarla satılıyor. Özellikle laptop tarafında. Çok görüyoruz. Onun avantajıyla bu kendini evinde hissediyor. Windows platformlarında aynı şekilde iOS yerine Android cihazlarda daha iyi çalışıyor. Dokunmatik özellik ki Android cihazlarda örneğin mesela Samsung'u bağladığınız zaman Dex gibi özellikler var. Zaten bunu masaüstüne çeviriyor. Yani kendi arayüzünü de gönderebilirsiniz telefonun ama masaüstü ortamı da yaratabiliyorsunuz. O yüzden Android telefonlarda e, tam verimini orada veriyor. Yalnız bu dokunmatik özelliklerin çalışabilmesi için DisplayPort bağlantısına ihtiyacı var. Yani doğrudan sadece HDMI bağladığınız zaman standart monitör olarak çalışır. DisplayPort'la bağladığınız zaman da dokunmatik özellikler gelir. Buradan şunu anlamamız gerekiyor bilgisayarınızın display porttan sadece elektrik vermesi yetmez görüntü de vermesi gerekiyor ki tek kabloda işi bitirin. Ya da ne yapıyorsunuz? Display portu bağlıyorsunuz, HDMI'yi de bağlıyorsunuz. O zaman yine hem görüntü hem de dokunmatik olarak çalışabiliyor. Bir alternatif yöntemi daha var. Yine display portu bağlıyorsunuz. Çeviricisi var. İsterseniz Type-A'ya bağlayın. isterseniz görüntü verme özelliği olmayan display porta bağlayın asustan sürücü çekmeniz gerekiyor. O sürücüyü çekerseniz yine USB üzerinden buraya görüntü aktarabiliyorsunuz. Hem de dokunmatik fonksiyonlar çalışmaya başlıyor ama en güzeli tabii ki e, Display Port’un işte görüntü verebilen Display Port’la bağlamak çünkü o zaman hiçbir şey yüklemeden direkt kullanmaya başlayabiliyorsunuz yazılım olarak bir de Asus’un Widget'ı var onu da eklerseniz e, o da bunun içindeki menülerdeki ayarları yapmanızı sağlıyor bilgisayar üzerinden bununla uğraşmıyorsunuz aslında çok uğraşacak bir tarafı da yok çünkü şuraya bir tane e, joystick koymuşlar bu joystick sayesinde ayarları çok rahat yapabilirsiniz. Hem kendisi joystick hem de düğme olarak çalışıyor. Bir de açma kapama düğmesi koymuşlar. Başka da bir şey yok zaten. Yanlarda hoparlör var. Ses verebiliyor ama ses konusundan özel bir iddiası yok. Ses veriyor sadece. Onu da işte nereden sesi versin diye cihazlardan ayarlayabilirsiniz. Hani bundan mı versin, ana monitörden mi versin o ayarlar yapılabilir. 5 milisaniyelik bir tepki süresi var. 250 nit parlaklık olduğunu söylemiştim. Daha parlak olmasını isterdim. Ee, ama o zaman da işte pilini daha çabuk götürecekti. İşte böyle bir denge kurmuş. Kapalı alanlarda hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Onu söyleyebilirim. 60 Hz destekliyor. Bu oyuncu paneli değil. Bunda hani oyun bir bi laptoplarında ya da işte oyun monitörlerinde gördüğümüz tarzda özellikler beklemeyin. Ama bunu işte dedim ya HDMI bu. Bağlayın PlayStation'a, PlayStation'dan görüntü alın. Ya da işte başka bir konsola bağlayın görüntü alın. Ee, o yüzden aslında hani hayal gücümüzle sınırlıyız diyebiliriz. Tabi monitör olunca bir ayağı olması lazım, bir standı olması lazım. Onu da şöyle halletmişler. Bu gördüğünüz bir kılıf, taşıma kılıfı. Hem monitörü koruyor hem de katlanarak ayağa dönüşüyor. Ve yani bu sayede hiç olmazsa hem monitörü korudunuz hem de ayağa taşımış olduğunuz yanında. Bir diğer kutudan çıkan önemli şey şu, kalemi var. Ama burada Asus birazcık riske girmiş çünkü bu kalemin ucu gerçek kalem yazabiliyor ve hani mantık olarak ilk bunu kutudan çıkardığınız zaman hemen sivri ucuyla buna yazmaya çalışırsanız monitörü çizme riskiniz var. O yüzden hani bence keşke gerçek kalem olmasaymış. Ee, arkası aslında e, burada dokunmatik yüzey. Zaten tanıdık gelecektir bu işte silgi gibi bir şey. Yumuşak. Buradan e, ekranı dokunmatik olduğu için kullanabiliyorsunuz. Kolaylık evet ama şey diye düşünmeyin. Yani bu e, normal tabletlerin, kalemli tabletlerin yerini alabilecek bir şey değil. Ama işte dokunmatik özelliği parmak yerine ve bu şekilde kullanmanızı sağlıyor. Şöyle de bir durum var. Bunu parmakla kullanırsanız 10 parmak desteği olduğunu söylemiştim. İz bırakıyorsunuz. Hiç olmazsa bununla iz bırakmadan gayet güzel çalışırsınız. Yani bunun olması iyi bir şey. Ama ucunun gerçek kalem olması biraz riskli. Bunun da çift fonksiyonu var. Şurada bir delik görüyorsunuz. Baştan beri ne olduğunu söylememiştim. Bunu buraya takıyorsunuz, geçiriyorsunuz. Ayak oluyor. Yani kalemin kendisi de bunun dik durması için daha doğrusu ayakta durması için bir stand haline geliyor kalemin kendi üzerinde takabileceğiniz bir yeri yok bu ayrı taşınacak ama bu bu da güzel olmuş. Sadece bir delik delerek Asus ve buraya bir ayak yapmış basit bir şekilde. Tabii buraya başka hani da, bir e, kalem geçirerek de aynı şekilde ayak yapabilirsiniz. Aslında güzel olan tarafı bu. Yani kılıfını almadınız. Bu kalem de yok. Herhangi bir kalemi dayan, yeter ki dayanıklı olsun, kırılmasın buraya soktuğunuz zaman dayanacaktır. E, buna stand olacaktır. Kablolara baktığımız zaman da Asus bu Type C kabloyu vermiş. Bunu kullanarak monitörünüzü bilgisayarınıza direkt bağlayabilirsiniz ama işte dediğim gibi bilgisayarınızın da e, görüntü iletebiliyor olması lazım ki işi tek kabloda bitirin. Ha yine tek kabloda bitiriyorsunuz ama ne oluyor? Sürücü kurmanız gerekiyor. Bu sefer USB üzerinden görüntüyü aktarıyor bilgisayarınız. Bir de işte hiç sürücü sürücü kurmak istemiyorsanız o zaman bunu bağladınız. Bir de HDMI kablosunun yanında veren HDMI kablosunu bağlıyorsunuz. İki kabloyla bağlarsanız sürücü olmadan işte e, Type C'den Dokunmatik özellik geliyor. HDMI'den görüntü geliyor. Bu sayede kurtarıyorsunuz. Bu arada bu HDMI kablosunun da şuradaki ucu mikro HDMI. Onu da söyleyeyim. Yani bu kablo standart hani iki tarafı da HDMI olan kablo değil. Şöyle bir adaptörü var. Şarj etmek için kullanıyorsunuz. Bir de bir adaptör vermişler. Type-C'den Type-A'ya çeviriyor. Eğer laptopunuzda Type-C yoksa bu sefer bu adaptörü yine aynı kabloyla kullanarak Yine tek kabloda sürücüyü kurduktan sonra görüntüyü aktarma şansınız olacak. Ama bir de şöyle bir şey var. Bu adaptör zaten Type-A. Dolayısıyla yine kendi kablosuyla şarj ederken çevirmeniz gerekecek. Ürünün fiyatı aşağı yukarı 3500 TL civarı. Ürün özel bir ürün. Herkesin ihtiyacı olan bir ürün değil. E, belirli bir sorunu çözüyor. Bazı insanların taşınabilir monitör çözümlerine ihtiyacı var. O yüzden hani onlara da birilerinin bu ürünleri yapması, üretmesi gerekiyor. İşte Asus'un bu ürünü şu an Türkiye'de de bulunabiliyor. Ben videoyu çekerken vardı. E, bir sorunu spesifik bir soruna çözüm üretiyor. Eğer hani bu çözüm ilginizi çekmiyorsa yani böyle bir sorununuz yoksa tabii ki standart monitör almanız gerekiyor. Ama bu monitör yani kendi ihtiyaç ihtiyaç sahiplerine göre değerlendirildiğinde dediği şey yapıyor işte içinde pili var sizi tamamen bağımsız hale getiriyor çok yere bağlanabiliyor dolayısıyla Şeyi de kestirmek zor. Kimin bunu nerede tam olarak kullanacağını, ihtiyacını karşılayacağını kestirmek zor. Kimi kamerasına bağlayıp monitör yapacak, izleme monitörü yapacak. Kimi işte laptopuna bağlayıp yancı yapacak. Evinde yayın yapan ama yeri az olan birisini düşünün. Bunu yayını izlemek için ya da işte daha önce yayına göndereceği şeyi ön izleme yapmak için kullanacak gibi çok fazla senaryosu var. O yüzden hani burada biraz kendinizi düşüneceksiniz. Yani benim böyle bir şeye ihtiyacım var mı yok mu? Ona göre sonuçta ciddi bir harcama yapacaksınız. Her monitörde olduğu gibi bunun da ömrü uzun olacaktır o manada. Bir tek işte tekrar hatırlatıyorum. Bunu renk işleriniz için, düzenlemeleri için ana monitör yapmayacaksınız. Onun dışında hani ben bir sınırlamasını göremedim. Telefondan bilgisayarınıza birçok çeşitli senaryoda düzgün performans alacaksınız ki dokunmatik özelliği de iyi çalışıyor. Belki kimine de bazıları için de sadece bunun yüzünden lazım. Dokunmatik hale getirmek için çalışma akışını dokunmatik hale getirmek için gerekiyor. Bilemiyorum artık hangisi size uyarsa. Ha, hiçbiri uymuyor diyorsanız da ilginç bir ürün görmüş oldunuz. Asus'un Zen Screen serisinden Touch modeliydi ama her zaman olduğu gibi yine onun bir kodu var. Şu an ekrana veriyorum ona göre aratırsanız Türkiye'de satılıyor çıkacak karşınıza. Böyleydi enteresan bir ürün incelemiş olduk. Tekno seyri takip etmeye devam edin. Destekleriniz için katıldan abone olabilirsiniz ya da sadece takip için abone olup çana tıklayabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.